EkoTürk'tesiniz. Yapısal Parite başladı. Yapı sektörünün tüm bileşenlerini ekonomik perspektiften konuştuğumuz Yapısal Parite'de bugün konuğumuz Volkan Gerdan. Hoş geldiniz Volkan Bey. Hoş bulduk. Volkan Gerdan, Enspire Enerji Çözümleri Direktörü. Hızlıca bir Enspire'ı tanıyalım. Neler yapıyor Enspire? Tabii. Koç topluluğuna bağlı entegre elektrik üretiminin bir iş kolu Enspire. Entek dediğimizde şöyle düşünelim. Eski haliyle Koç Toplu'nun elektrik firması iken bugün artık Koç Toplu'nun enerji çözümleri firması haline geldi. Zira hem yenilenebilir enerjiye dayalı büyük bir portföyün sahibi, hem Türkiye'nin belki de en etkin kullanılan kojenerasyon santralinin sahibi, hem enerji tedariği içinde, hem Enspire aracılığıyla tüketim noktalarında, sanayide ve ticari binalarda projeler geliştiriyor, projeleri finansman dahil uygulamalar yapabiliyor, müteahhitlik hizmetleri yapabiliyor, işletme bakım işleri yapabiliyor. Yani uçtan uca aslında enerjiyle ilgili her alanda yer alan bir yapının parçası Enspire. Enspire'ın baktığı yerde hep şu var: tüketici tarafındaki işler. Tüketici tarafı dediğimizde de sanayi kuruluşları ve ticari binalarda gerçekleştirebilecek belki de tüm işleri içerebiliyoruz. Yeter ki enerjiye değsin. Yeter ki enerjide bir değişiklik hedefiyle yapılsın. Yani bunu yaptığımda enerji tüketimi de düşecek nasılsalar değil de, bunu ben gerçekten karbonsuz bir dünya için yapıyorum, bunu ben gerçekten daha az tüketmek için yapıyorum başlığının altındaki tüm işlerin içerisine girmeye hazır bir iş Enspire Enerji Çözümleri. Hatta Enspire Kreatif Enerji Çözümleri tam ismiyle. Peki bu yaptığınız çalışmalar teorik olarak pratikte bir noktaya geliyor. Ne yaparak bu tasarrufu sağlıyoruz biz? Başlık tabii çok geniş. Şöyle düşünün. Enerji dönüşümü dediğinizde işin bir ucu insanların alışkanlıklarına dayanıyor. Bir ucu da binanın ihtiyaçlarına dayanıyor. O zaman bu aralığın içerisine giren birden çok iş olabilir. Yani bunların bir kısmı herkesin ilk aklına gelen aydınlatma, ısıtma, klima, havalandırma işleri olabilir. Bir önemli bir kısmı herkesin ilk aklına gelmeyen belki de ısıyla ilgili, ısı geri kazanma işte olabilir. Oysa bizim esas ilgilendiğimiz kısım ise işin içerisine performansı katmak. Yani biz diyoruz ki dünyanın gerçekleştirdiği enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarında sanmayın ki işin tamamı insanların cebindeki paralarla, kaynaklarla yapılıyor. Sanmayın ki işin tamamı sadece kredilerle yapılıyor. Aslında işin %10-12'lik bir bölümü de performansı işin içine katarak, aslında şöyle diyebiliriz: projenin kendi kendini ödemesiyle yapılıyor. Biz de bu nedenle performansa dayalı sözleşmeler konseptini Türkiye'ye sunmak üzere başladık biz bu işe. Tek yaptığımız iş bu değil. Oysa önem verdiğimiz işlerin belki en üst noktasından şu geliyor: bu dönüşümü kendi başınıza yapmayın. Çünkü işi iyi bilenler, aynı Enspire'da olduğu gibi, işin fikrini, tasarımını, uygulamasını, finansmanını, devreye almasını, işletmesini, bakımını tamamını yapabilir. Ve bunu yaparken de tam hani basit diliyle elinizi cebinize de atmazsınız. Neticede bizler o projenin doğruluğunun bilincinde olarak kurguladığımızda, o projenin düzgün şekilde işletilmesini sağladığımızda biliriz ki paraya çevrilebilecek bir performans, özetle tasarruf sağlayabiliriz. O zaman bu tasarrufu bir şekilde aramızda paylaşmanın yolunu geliştirirsek, sonuçta siz gerçekten de aynı sonuca bu kez bütün sorumlulukları birine yığarak, üstelik hiç de finansman katmadan ulaşabilirsiniz. İşte bizim baktığımız yerde önemli ayak neresi dersek, bu enerji dönüşümünü olabildiği kadar çoğunu performansa dayalı, ama yine de ne olsa olsun enerji dönüşümü yapmak üzere yola çıktık. Dönüşüm kelimesi benim açımdan burada önemli. Şimdi performansa dayalı sözleşmeler diye bir terminolojiden bahsediyoruz. Şimdi dönüşüm derken biz mevcut binalarda bir enerji dönüşümünden mi bahsediyoruz bu noktada? Yoksa herhangi bir yapı müteahhiti sıfırdan başladığı bir projede yine sizin modelinizde bir enerji çözümü üzerinden bir kurgu yaratabilir mi? Şöyle diyelim. Buna benzer yöntemlerle kurgu yaratılabilse de bizim performansa dayalı sözleşmeler
dünyada ESCO modeli denilen, yani enerji hizmetleri firmaları, ESCO'lar tarafından uygulanan modelleri taban almakta. Bunların da özünde mevcut bir tüketim olması, mevcut alışkanlıklar olması ve bunların üzerine yapılan değişikliklerin paraya çevrilmesi yatıyor. O yüzden sorunuzun kısa cevabı, havet, yani hayır, bizim modelimiz doğrudan uygulanmaz. Oysa evet, benzer çok modeller yeni binalara da yapılmakta. Bizim baktığımız yerde ise dönüşüm başlığında gerçekten de bugünkü hayatını değiştirmek geliyor. Çünkü bizim bugünkü hayatımız kuvvetlice karbon emisyona sebep olan bir dünyaya ait. Oysa biliyoruz ki böyle devam ettiğimiz sürece 2050'de daha çok sayıda insanın ölmesinin parçası olacağız. O yüzden bizim baktığımız yer, evet tam sorduğunuz gibi mevcudun değişimi, mevcudun dönüşümüne özellikle. Niye dönüşüm diyoruz? Bunu da söylemek lazım. Daha iyi veyahut da daha yüksek verimli bir kazana geçmek tüketimi azaltacaktır. Oysa kalıcı bir değişim getirmeyecektir. O zaman belki de şöyle düşünmek gerekir. Bugün yaptığım işi yapmak zorunda mıyım?'la başlayan bir cümle. Hani bilirsiniz zero based budgeting derler, sıfır bazlı bütçeleme. Aynı onun gibi. Çok benzer bir soru. Bunu yapmak zorunda mıyım? Ve bunun içerisinde bir küçük hayır yapmak zorunda değilim ışığı varsa onun peşine düşüp oradan bir dönüşüm sağlanabilir. İşin çok çarpıcı değişimlerini de yakalayabilirsiniz böylece. Yani yapmak zorunda olmadıklarınızı attığınız, kalanın da eskiye göre hiç tahmin etmeyeceğiniz verimlerle, hiç tahmin etmeyeceğiniz yöntemlerle yapmak, bugüne göre yarı yarıyadan daha fazlasını ortadan kaldırmak, burada önemli olan kelime o, ortadan kaldırmak mümkün olacaktır. O yüzden biz diyoruz ki mevcut binalarla ilgilenelim. Yeni binalar da lütfen bize de baksınlar. Hani bizim gibi yöntemle de kullansınlar. Çünkü bunların hepsi kolaylaştırıcı. Bu büyük yolculukta kolaylaştırıcı işler olacaktır. Evet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı evet. oldu. Bakanlık yeşil mutabakata imzayı attı. Dolayısıyla bürokrasi tarafında da biz çevreci endişelerle bir takım hareketler yapıyoruz Türkiye olarak. Peki ESCO modeline baktığımızda bu modelin daha verimli, daha kullanılabilir, daha uygulanabilir olması için neler yapılmalı? Bunu tabii hem teori tarafında hem de uygulama tarafında konuşabiliriz belki. Tamam. O zaman şöyle baktığımızda ESCO modeli birden farklı uygulama içerse de en basiti şu. Bunu yaptığında ortaya çıkan tasarrufu paylaşıyoruz. Tasarruf paylaşım modeli deniyor. Tasarruf paylaşımı modelinde hızlanmanın önünde, yani insanlar tarafından algıdaki karmaşanın önüne geçmek gerekiyor. Bunun birinci şartı, bu bir gerçek, bu uygulamanın artması. Yani o zaman gelene kadar bu ihtiyacı ortadan kaldırmıyoruz. Çünkü hep şöyle düşünüyorum, bugün internetten yemek sipariş eden insan, aslında büyük bir projenin satın almasında da aynı insan oturduğunu düşünüyoruz. Ve o zaman nedir? O alışkanlıklar buna da benzer. O zaman şu, orada nasıl birileri tarafından iyi olduğu gösterilen bir yemeğin peşindeysek, burada da birileri tarafından uygulanmışları yapmak ve böylece daha güvenli bir ortam peşindeyiz. Ki son derece doğal. Bu şartı biz ancak ne zaman sağlayabiliriz? O hissi verecek kadar yaygınlaştığında. Oysa oraya gidene kadar kolaylaştırıcı faktörler var. Devlet bir dönemdir kamu binalarında bu modellerin kullanılması için gerekli mevzuatı, ikinci mevzuata dahil gerçekleştirdi, yayınladı ve ilk uygulamaların önünü açmaya çalışıyor. Burada bu faydalı bir çalışma. Bir yandan da şunu söylemek lazım. Dünyanın birçok ülkesinde kamu projelerinden daha çok, hatta tamamıyla özel projeler böyle gerçekleşiyor. Biz de diyoruz ki devlet bunu başlattı, kamuda kalmasın, özelde bu iş gerçekleşsin. Bizim yaptığımız iş hep özelde. İkinci ihtiyaç şu oluyor, devletin desteği zorunlu de bir yandan da yatırımın da oluşacağı bir ortam, yatırım yürüyeceği bir ortam gerekiyor. Bunun için teknik bazı eksikler vardı, ölçme, doğrulama gibi. Artık son 2 yıldır üzerine gidiliyor bunu ortadan kaldırmak için. Sigorta edilebilirlik ihtiyacı var. Bugün hala tamamen ortada yok. Yani enerji verimliliği veyahut da binalardaki yenilenebilir enerji işlerinin
bu sözleşmeler için sigortalanması önemli bir şey. Demek ki devlet, teknik gerekliler ortaya çıktı. Ondan sonra sadece ne olacak? Bir süre bekleyeceğiz. İşler yapılacak. Siz diyeceksiniz ki evet, benim tanıdığım şu arkadaşım yaptığı için bana tanıdık geliyor. Ben diyeceğim ki evet, ben de görmüştüm başka yerde. Böyle yaygınlaşacak. Şöyle bir iddia da yok tabii. İşlerin %100'ü performans dayalı. Yok, olmayacak. Yani %10-15'i sağlıklı bir sonuçtur. Bizim için önemli olan diğer taraf. Yani önemli olan bu dönüşüm yapılsın. Bir başlangıç çünkü, olsun bir noktada. Tabii yani performansa dayalı veya değil, artık onların ertelenmesi ortadan kalksın. Çünkü çoklukta insanlar öncelikleri sebebiyle enerji dönüşümünü erteliyorlar. Şöyle diyeyim size, Türkiye'nin de dahil olduğu şekilde ama Türkiye'de karbon emisyonlarının %70'i mertebesi enerjiden geliyor. Yani demek ki… Bir oran tabii ki o. Tabii yani ertelediğimiz şey aslında karbonsuzlaşma yolculuğuna çıkmamak sonucunu getiriyor. Çıkmayınca da şunu hepimizin görmesi ve bilmesi lazım. Bu işin sonunda insanlar ölüyor. İnsanlar yerlerinden, yurtlarından ediliyor. Yani çünkü küresel ısınma bir gerçek, iklim değişimi bir gerçek ve bizler bu yaptıklarımızı başarıya ulaştırırsak bu durumu sadece bugünkü seviyesinde tutacağız. Yani öyle ortadan da kaldıramayacağımız için çalışmaya başlamak lazım. O yüzden bir yatırım ortamı, sizin söylediğiniz Green Deal, Yeşil Mutabakat, bununla ilgili birden çok noktaya temas ettiği için bizim için önemli. Hem bir yandan zorlayıcı hem bir yandan kolaylaştırıcı ortamları sağladığı için ve Avrupa'nın da dünyayı etkileme kabiliyetinden dolayı önemli. Biz de Türkiye'de benzer çizgiyi nasıl takip ederiz bulmamız lazım. Evet, şimdi bu %70 oranı ciddi bir oran. Yayın öncesi biraz konuştuk benzer konuları. Burada ben tekrar açmak istiyorum. Sanki bu olaya biraz daha bütüncül bakmamız gerekiyor. Sadece bir enerji dönüşümüyle bir mucize beklemek mümkün mü? Mümkün. Yoksa hayatımızda başka değişiklikleri topyekün yapmak gerekiyor mu? Yani en önemli noktadayız şu anda şu söylediğin cümle. Çünkü sürdürülebilirlik dediğimizde birçoğumuz için sadece ve sadece enerjiyle sınırlı olan bu kelime aslında işin tekniğini çalışanlar da farklı konulara giriyor. Yani mesela Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma için 17 hedefi var. Çünkü şu bir gerçek, bir yerdeki eğitim eksikliğini gidermeden oradaki insanların doğru seçimler yapmasını sağlamak çok zor. Eğitim eksikliğinin arka planında gerekli olan ekonomik ve siyasal koşulları demek ki sağlamak gerekiyor. Onun arka planına gittiğin zaman bu kez insanların hayatta kalmayla ilgili beklentilerini karşılamak gerekiyor. İşte bütün bunlara baktığınızda aslında enerjiyi de ana başlık değil, alt başlık olarak içeren 17 konu çıkıyor. Şimdi biz sonuç yine de değişmiyor. Tamamındakilere de müdahale etseniz enerji hala büyük bir bileşen. Biz şunun özellikle altını çizmek istiyoruz. Bu büyük hedefi sağlayacağımız enerjiyle ilgili işlerin yarısına yakını mevcutta yerinde yapılanlarla sağlanıyor. Yani burası önemli. Yani ne olursa olsun içinde bulunduğumuz binaya dokunmamız gerekecek. O binada yaşayan bizlere dokunmamız gerekecek. O yüzden demin söylediğiniz Yeşil Mutabakat'la beraber geliştirilen, Avrupa'da geçerli ve başlamış olan dönüşüm dalgası, Renovation Wave var. Renovation Wave 3 ana konuyla ilgileniyor. Bunlardan biri 30 milyon binanın dönüşümü. İkincisi, bütün binalardaki elektrik ve ısıtmanın yenilenebilir enerjiyle sağlanması. Bütün binalardaki başlık öyle. 3, bütün kamu binalarının aynı şekilde dönüştürülmesi deniyor ve buna gerçekten de yüzlerce milyar euroluk kaynağı ülkeler ayırdı. Paket haline getirmeden özel destekler yarattılar. Paket haline getirip özel destekler yarattılar. Çünkü işin gerçeği bu. Ne olursa olsun yerinde yapılacak iş hiç fena bölümü değil. Yani yarısına yakını yerinde yapılacak. Demek ki o yeri neyse, binamızsa binamız, sanayi kuruluşumuzsa sanayi kuruluşumuz, mutlaka oralarda hareket edeceğiz. Onsuz bir yol yok mu? Yok. Yani onsuz bir yol yok. Mutlaka bugün yaptığımızı değiştireceğiz. Bana şunu çağrıştırdı. Şimdi Maslow'un bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde
bir piramidin tepe noktası var, bir de tabanı var. Biz bu piramidi yapı sektörüne, enerji sektörüne evirdiğimizde enerji öyle bir noktada ki hem başlangıç düzeyinde çok önemli bir girdi, evet, hem de bir noktadan baktığımızda, başka bir açıdan baktığımızda piramidin üst noktasını da kaplayabilecek bir alan gibi görünüyor. Çünkü evet, artık hep şunu konuşmaya başladık. Yapı sektörü de sürdürülebilirlik perspektifi üzerinden çok konuşulmaya başladı. Bunun da tabii ki en önemli bileşenlerinden bir tanesi enerji. Yapı malzemeleri de tabii ki çok önemli. Üretilirken çok önemli kaynakları tüketiyoruz, kullanıyoruz. O anlamda tabii ki geldik sürdürülebilirlik konusuna. Evet. Sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir mimari. Bu programda çok konuştuk bunu. Sürdürülebilirlik kavramı sizin açınızdan ne ifade ediyor? Enspire sürdürülebilirlik kavramını nasıl değerlendiriyor? Biraz pragmatik olarak aslında sürdürülebilirliğin öz tanımlarından birine dönüyoruz biz burada. Yani bugünün ihtiyaçlarını yarının kaynaklarıyla karşılamayalım. Çünkü enerji tam bu tanıma uyuyor. Biz bugün yaşıyoruz ve enerji tüketimlerimizi artık öylesine noktaya çevirdik ki teknoloji adımlarıyla beraber artık yarının kaynaklarına müdahale ettik. Yani bugün yarattığımız kirlilikler, bugün yarattığımız emisyonlar, mesela karbondioksit eşdeğeri emisyona sebep olan gazlar 10 bin yıl civarında bazıları atmosferimiz asılı kalabiliyor. Yani gerçek anlamda yarına müdahil olduğumuz yerler. O yüzden Enspire'ın baktığı yerde de bu şöyle, enerji dönüşümü olarak bakılmalı bizim birinci önceliğimiz. Hiçbir zaman sadece bugünkünü kolaylaştırmak ya da içeriği hiç ellemeden hemen sadece güneş enerji sistemi çatıya koyduğunda sürdürülebilir dünyaya varıyor mu ortadan kaldırmak bu anlayışı. Hepsinin bir bütün olduğunu anlatmak. Ve hep baktığımız yerde var. Bu kaynağı kullanmamak. Çıkış değil, varış yerimiz bu. Çıkışsa aynı soruyla geliyor hep. Hani ben de Karadeniz olarak şart mıdır? Yani ilk soru şart mıdır bunu yapmak? Çünkü şöyle düşünün. Bundan 60-70 sene önce böyle bir toplantı sonuna girseydik, bir veya iki ampul, klima büyük ihtimalle yok, camlar açık ve işte dışarıdan ışık geldiği kadar da derslerimizi ve toplantımı yapıyorduk. Bugün içeri giriyoruz, kapılarımız kapanıyor, binalarımız o kadar iyi ki hava kendisi girmediği için biz onu bir makineyle içeri gönderiyoruz. Aydınlatma öyle ilerlemiş durumda olsa da yine aydınlatıyoruz. İçeri ısıtıyoruz, soğutuyoruz. Öyle düşünün. Bugün çok daha fazlasını tüketiyoruz. Bunu, o yüzden ilk soru bu. Bunu yapmak zorunda mıyım? Neyi? Neye bakıyorsak öyle düşünün. Yani birçoğunun cevabı evet çıkacaktır. Yine de bir tane, iki tane hayır aslında zorunda değilim çıkacaktır ve orada büyük dönüşüm olacaktır. Evet olanda da hiç unutmayalım. Teknoloji öyle bir yerde ki her gün, her girdiğiniz yerde en az %20 daha az tüketmek mümkün. En yeni yaptığınızda, siz özellikle yapı sektörün için en yeni teknolojiyle, en yeni malzemelerle yapsanız hep daha iyisi var. Demek ki bu iş bitmeyecek. Çalışma aynı şeyle, iddiayla dikkatle sürdürmesi gereken bir yerde. Bizim baktığımız ise aynı. Biz kaynakları kullanmamanın yollarını bulmaya çalışıyoruz. Yanlışlık değil ama eksiklik olmasın peşindeyiz. Yani evet enerji, oysa atık da var orada, su da var orada ve bunların hepsi bir bütün. Suyu az kullandıkça enerjiyi de az kullanıyorum. Atığımı değerlendirebiliyorsam enerjiyi de az kullanıyorum gibi bağları bildiğimiz için her yerine bakmaya çalışıyoruz ve genelde de sıfır bazlı bakmaya çalışıyoruz. Yani o soruyla başlamaya çalışıyoruz. Şimdi sürdürülebilirlik, sürdürülebilir enerji. Bu kavramlar sanki büyüme kavramıyla böyle bir tezat kavramlar gibi düşünülebiliyor. Yani şöyle yaklaşımlar da var. Biz artık daha iyi bir dünyada yaşamak için hem ülkeler bazında hem işte bireyler bazında çok fazla artık yatırım yapmayalım. Bu dünya eski haline gelsin gibi bir anlayış da var. Ya olanı koruyalım, artık hiçbir şey yapmayalım, fabrika yapmayalım ama bu sistemde böyle ilerlemeyecek ben tabii ki. Ben mümkünse olanı korumayalım. Evet. Söyleyeyim. Çünkü evet, bugünkünü büyüteceksek sürdürülebilirlik de çelişiyor. Çünkü bugünküne gelene kadar özellikle de endüstri devrimiyle başlayan ve bugüne taşıdığımız süreçte bilerek veya bilmeyerek yanlışlar dizisi haline geldi.
bazı ülkeler belli bir aşamaya geldiğinde bunu fark edip, özellikle Batı Avrupa ülkeleri bunu çözme, bunu değiştirme yoluna gittilerse de dünyanın büyük çoğunluğu için sürdürülebilirlik doğru açıdan baktığınızda bugünün büyümesi ise, bugünkünün büyümesi ise onunla çelişir. Oysa sürdürülebilirlik kendi başına ciddi büyümeler getirebiliyor. Çünkü bir yenileme, bir dönüşüm demek orada bir iş demek. Orada bir istihdam demek. Orada yeni yatırımlar yapılması demek haline geliyor. Ve bu dediğinizi iyi söylediniz. Bu tarafta devletlerin yapması gereken kadar büyük yaklaşımlar ve projeler varken işin diğer ucunda ise bireylerin çalıştıkları ortamda, yaşadıkları ortamda yapabilecekleri değişiklikli alışkanlıklar var. Yani bunlar birbirinden kopuk düşünülürse yanlış yere çıktığımızı artık biliyoruz. Şunu yapamam yani ben hiç karbon salmayacağım. Fark etmiyor ki. Siz karbon saldıkça bu dünyanın derdi bitmemiş oluyor. Demek ki herkes bir yandan çalışacak. Oysa yapılar büyüdükçe onlar da işin içerisinde yer alacak. Biz şöyle bakıyoruz. Ciddi ekonomik katkı getireceğini biliyoruz bu işlerin. Burada karar setleri daha değişik eskiye göre. Yani işin içerisinde sadece bu finans olarak ne getirir yok. Bu karbon açısından ne getirir de geliyor. İlginç olsa da gerçek. Yani eskiden olsa kesin yaparım bu yatırımı dediğimiz çeşitli kojenerasyon yatırımlarında biz gördük yapmadılar şeyler, firmalar. Çünkü finansal harika olsa da bu tarafta karbon tarafında harika değildi. O endişeler varsa gayet güzel o zaman. Gayet güzel. Oysa şeyde atlamıyoruz. Burası da çok önemli. Yine de arz güvenliği dediğimiz yani bu enerjiye doğru zamanda ve yerinde sahip olma ihtiyacı da var. Demek ki çalışma alanları çok. Mühendislik alanı, bilim alanı, teknoloji gelişme alanı, mimarlık alanı. Herkesin bu alanlar, buna dokunan yönde çalışması lazım. Öyle bir yer gelecek ki biz artık buna sürdürülebilirlik dememize gerek olmayacak. Çünkü zaten yoğurt işimiz öyle olacak. O güne kadar sürdürülebilirlik çok doğru. Orada ne diyoruz? Eskiden şuydu. Ya ben bunu işimi sürdürecek kadar petrolüm olur muydu? Şimdi ise bambaşka bir şey diyoruz. Diyoruz ki hayatımızı sürdürebilecek şekilde devam ettirebileceğimiz bir kaynak tüketimi olur mu diyoruz. Güzel yön. Umarım sen de ben de insanlar sürdürebilir demesine gerek olmayan zamanı da görürüz. Şu anda şeyim o. Bizim... Yavaş yavaş gidiyoruz. Evet, yavaş yavaş gidiyoruz. Peki dönüşüm kavramından bahsediyoruz. İnsanın dönüşümü de çok zor. Yapıların dönüşümü de çok zor. Biz teorik kavramlardan bahsettik. Örnek olarak bir yapıyı dönüştürmek ne kadar kolay, ne kadar zor? Yani operasyon olarak zor bir operasyon mu? Bir örnek var mı konuşabileceğimiz? Yani tabii mesela şimdi biz bir uygulamada bir binanın mevcut bir yüksek yapı ısıtma sisteminde bir değişiklik yapıyoruz. Bir taraftan baktığında çok basit kazan değişimi. Oysa biz ondan önce, 1-2 sene önce onlarla beraber fikir aşamasına başladık. Çünkü sistemin içerisindeki sıcaklıkların yeniden seçilmesi de söz konusuydu. Bunu sağlamak için ama bir ayarının da yeniden yapılması gerekiyor. Bunlar hep bir zincir. Bugün, tabii ki sayısal bir şey vermek istemem. Oysa çok ciddi oranda faydayı bu toplam dönüşüm sonunda elde edecekler. Yani eskiye göre... %20 ile 30'dan mertebesini bile aşabilecek tasarruflar elde edecek. Niye? Çünkü kurguya tersten bakma fikri geldi onlar tarafından. %20, %30 ama çok ciddi oranlar aslında. Evet, ciddi oranlar. Yani... Yine de bu işte bazen tamamen yok etmek gibi imkan da olabiliyor. Yani şöyle düşünün. Buhar biliriz 100 derecenin üzerinde, herkes bilir 100 derecenin önünde buhar olur. Buharla yaptığım bir işin buharla yapılmasına gerek olmadığını öğrensem, bir anda güneş enerjisi işin içerisine giriyor, ısı pompası giriyor, offsetleme giriyor. Neler neler girebiliyor. Tek öğrenmem gereken o. Buharla yapmasam da olur. Düşünsene biri geldi dedi ki Kıvanç Bey bunu buharla yapmasam da olur. Sıcak su yeterli dedi. Gerçekten de bugün 100 olanın yani yarın değişiyor. 30'a 20'ye bile indirmenin kapısı açıyor. Bir cümle. Yeterli bu diye. Evet. Bu konu çok uzun programları götürür. Ama aslında konuşmamız gerekenleri de konuştuk. Ben çok faydalandım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Fırsat. Bu ziyaret sektör içinde, özellikle enerji sektörü içinde değerliydi. Umarım faydalı olur dinleyenler için. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Evet, Yapısal Parite'nin bu hafta sonuna geldik. Enspire Enerji Çözümleri Direktörü Volkan Gerdan bizimleydi. Önümüzdeki hafta yine burada görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Müzik